Uzun süredir karşımıza çıkan, kimimizin ne olduğunu tam çözemediği, kimimizin sınırları aştığını düşündüğü bir konu var. Kara mizah. Tonla farklı mizah türü arasından insanlar neden kara mizahı seçerler? Bundan önce akıllardaki soru işaretlerini gidermek için şu soruyu cevaplayalım. Kara mizah nedir? Kısaca özetlemek gerekirse, normal şartlarda yanına insanın ciddiye aldığı, saygı duyduğu, üzüldüğü bir konu hakkında alaycı tavır sergileyen mizah türü diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse şuna bir göz atalım. Aşağı yukarı böyle bir şey diyebiliriz. Tabii pek gülmemiş olabilirsiniz ama erkek versiyonunu bulamadım. Bu sadece kara mizahı açıklamak için çok hafiften saçma bir örnekti, farkındayım. Kara mizahı hakkında birkaç bilgi sıralayabilirim. Mesela en önemli temsilcilerinden biri olduğunu düşündüğüm Ricky Gervais artık nasıl okunuyorsa. Kendisi bir komedyen, aynı zamanda aktör ve seslendirme. İğneleyicilik konusunda arşa çıkmış biri olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Film ve dizi sektöründe ise Don't Look Up, Diktatör, BoJack Horseman ve Afterlife önerebilirim. Diktatörü saymasak diğer içerikler eğlenceden çok belli konulara dikkat çekme, eleştiri yönüne ağırlık vermiş yapımlar diyebiliriz ki hepsini tavsiye edebilirim. Kara mizah, ofansiflik tabanlı olmasıyla beraber aslında oldukça eğlendirici olabilir. Gündelik hayatın hızlı akışı ve ciddiyetinden kurtulup bu bataklığa girdiğinizde çıkamayabilirsiniz. Başta suyu çok soğuk gelebilir ki bu doğaldır. Sorun şu ki asla kara mizaha tam olarak alışamazsınız. Bu da bizi madalyonun karanlık yüzüne götürüyor. Ufak bir parantez açmak istiyorum. Şu madalyon kısmına resim bakıyorum, tamam mı? Dedim ki şu resmin yazarını koyayım bari. Yani alakalı olmasına gerek yok sonuçta. Bunun yazarı Nagendra Sarma'ymış, tamam mı? Dedim ki Nagendra Sarma kim, bir resim yok mu bunun? Bir bakayım dedim. Bu kim bilmiyorum. Niye öyle bakıyorsun abi? Lan! Neyse. Nagendra Sarma hiç kimse çıkmadı, tamam mı? Ondan sonra dedim ki ya tümüne gireyim. Abi anne usulü muhteşem soslu yaprak sarma istemiş olabilir miyim? Bu da bizi madalyonun karanlık yüzüne götürüyor. Karımızın herhangi bir sınırı yoktur. Din, dil, ırk, ailevi değer, herhangi birinin sevinci veya ölümü asla karımıza alakadar etmez. İstediğiniz kadar neden olmaması gerektiğini açıklayın. Hiçbir etki etmeyecektir. O yüzden elinizden geldiğince gülüp geçmeye bakın. Mesela her geçen gün artan propagandaları inceleyelim. İnsanlar 30 küsürden fazla cinsiyetin olduğu ile alakalı şakalar yapıyor. Kimi matematiğe ırkçı derken ki bir saniye bunu size izletmem lazım. Okay, quickly, so I misunderstand. Are we saying that 2+2, if you say it's 4, that's racist? I mean, that, if you can quickly sum it up. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2+2 might actually equal 5. Kimi siyahi birine kendini siyahi olarak tanımlayıp tanımlamadığını sorup üstüne bir de kızıyor. Bunu da izleyelim. Do you identify as black? No, it's a serious question because you might not identify. Can you please put the mic? Thank you. Okay. When I less walked into, when I walked into the room, I am not done with my question. Oh, young lady, young lady. I'm just asking you to listen to me while I'm about to answer your first question. But I didn't finish my question. Okay. Yeah, I'm black. Komik, değil mi? Kendini ne olarak tanımladığın şakası aralarından en çok güldüğüm. Mesela ben kendimi anti özgürlüğü savunan biri olarak tanımlıyorum. Bu yüzden söylenilen özgür düşüncelerin kısıtlanılması ve haddini aştığı kanaatine vardığım insanların istediğim şekilde cezalandırılmasından yanayım ve bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Mantıksız olduğunu düşünmenizin bir önemi yok. Nasılsa benim isteyerek yaptığım bir şey değil. Kendimi böyle tanımladım ve tanımım bunu gerektiriyor. Ve siz her ne kadar özgür olsanız da beni kısıtlama hakkınız bulunmuyor. Kusura bakmayın. Kara mizah yerine göre eğlenceli. Eğlenceli olsa da bir o kadar da tat kaçırma potansiyeline sahip olan tehlikeli bir eğlence aracı. Şaka yapmaya çalışırken karşınızdaki kişinin kalbini kırabilir, çevrenizin size karşı olan bakış açısını değiştirebilir veya hapse girebilirsiniz. O yüzden kafanızda kurduğunuz cümlenin gerçekten komik olup olmadığını söylemeden önce iki kere düşünün.